Merhabalar sevgili gençler, ben SML Hoca'nız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Konu problem. 13. hafta konu problem, oral orantıyı işledik, bitirdik. Şimdi problemlerdeyiz ama problemin konu anlatımı olmayacak. Sadece soru çözeceğiz. Çünkü arkadaşlar problem dediğimiz konuyu ancak ve ancak soru çözerek halledebilirsin. Yani ben sana problemin konusunu anlatsam da ancak formülleri anlatabilirim. Yani hız problemlerindeki formüller... Ne bileyim saat problemlerindeki formüller... Yaş problemlerinde nelere dikkat etmemiz gerekir... Ancak bunlardan bahsedebilirim... Dolayısıyla sevgili gençler... Benim, benim size yapacağım en önemli e, ve en kıymetli şey... Soru çözmek olacak... Ben size yavaş yavaş açıklayı açıklayı sorular çözeceğim... Ve siz bu soruları çözeceksiniz... En azından benim stilimden bir şeyler çalmanız gerekiyor... Tamam... E, bu stil... Size e, kazandıracağı şeyler illaki olacaktır... Sadece benden değil... Diğer hocalarınızdan da problemler dinleyin sevgili gençler. Çünkü gerçekten ama gerçekten problemler konusunda hocam elim ayağım dolanıyor, elim ayağıma dolanıyor, elim ayağım titriyor. Hiçbir şey yapamıyorum bunları görünce. Sorular çok uzun geliyor. Soruları okurken zaten başını unutuyorum diye problemleriniz varsa mutlaka ama mutlaka bol miktarda problem soru çözümü dinlemeniz gerekiyor. Ve bol miktarda da problem sorusu çözmeniz lazım. Şimdi problem çözülürken soruyu uzun kısa hiç fark etmeksizin dikkatli biçimde okumalısın. İkinci adımda okurken işinize yarayacak bilgilerin altını çizeceksin veya kendi yönteminizle işaretleyeceksiniz. Yani ister yuvarlak içine al, bak mesela ben burada hemen ne yaptım? Fosforlu kalemimle burayı doldurdum. Uzun kısa önemli olan kelime buydu. Dolayısıyla ben bunu hemen çizdim. Sen de ne yapıyorsun? Artık altını mı çizersin? Dikdörtgen içine mi alırsın? Yıldız mı koyarsın? Ne yapıyorsan onu yap. Tamam? Okurken işinize yarayacak bilgilerin altını çizin veya kendi yönteminizle işaretleyin dedik. Problemi bir matematik sorusu gibi sakın düşünmeyin. Problem bir matematik sorusu değildir. Gündelik yaşamda karşınıza çıkan basit bir sorun olarak düşünün. Hocam matematik sorusu değil mi işte bu? Matematik sorusu gibi düşünsek ne olur? diyebilirsin. Haklısın da düşünebilirsin. Düşünerek de doğru şeyler yapabilirsin, netler çıkarabilirsin. Ama Gündelik yaşamda karşınıza çıkan bir basit bir sorun gibi düşünürsen çözüm senin için daha basit olacaktır. Çünkü şöyle düşünecek olursanız mesela ben çoğu öğrenciye zayıf grupların derslerine de girdim. Hani 7'yi 2'ye bölün yani 7 bölü 2'nin ondalık şekilde yazımı nedir diye sorduğum zaman bir bölen durak sayıp bir düşünüp 3,5 diyenler oldu. Bazen diyemeyenler de oldu. Ama 7 lira var. 2 kişiye eşit miktarda nasıl paylaştırılır diye sorduğum zaman 3,5 3,5 paylaştırılır hocam diye anında hiç sekmeden cevap verdiler. Çünkü matematik sorusu diye düşündüğümüz zaman biz kendi kendimize işi daha da zorlaştırıyoruz. Ama gündelik yaşamdan bir basit sorun gibi düşünürsek bunu anında cevaplayabiliyoruz. Anında bu sorunu ortadan kaldırabiliyoruz. Şimdi dediğim gibi gündelik hayattan basit bir sorun olarak düşüneceksiniz siz bu soruları. Dördüncü adımda soruda bizlere anlatılanları matematiksel olarak ifade etmemiz gerekir. Unutma burada matematik bir amaç değil araç olarak kullanılacak. Yani sen bu problem sorularını eğer gündelik hayattan bazı kısa sorunlar olarak görürsen eğer matematiği sadece araç olarak kullanacaksın. Neden? Bu sorunu ortadan kaldırmak için. Matematik bir araçtır bu konuda. Bunu sakın unutma. Son aşamada genellikle denklem çözme, eşitsizlik, üstü sayı, köklü sayı, küme, mutlak değer ve diğer konulardan azar azar bu konuları kullanarak çözüme gideriz. Fakat bazı sorularda tamamen mantığımızı kullanmak da gerekebilir. Yani illa denklem çözerek ulaşmak zorunda değilsin. İlla köklü sayı işlemi kullanmak zorunda değilsin. İlla mutlak değer kullanmak zorunda değilsin. Mantığını kullanarak da bazı soruları çözebilirsin. Her sene bu konudan yani problemlerden 13-14 tane soru çıktığını da kesinlikle unutma. Bol miktarda soru çözerek problem çözümünde kendi stilini bulman çok çok önemli. Kendi stiliniz çok önemli. Yani bunu iki türlü kazanabileceğini bir önceki rehberlik videosunda söylemiştim. Ya başkalarından stil çalarsın, tamam mı? Ya başkalarından stil çalarsın ki kısa sürede bunu yapmak daha mantıklıdır. Ya da bol miktarda problem sorusu çözerek Üzerine yoğunlaşarak bir soruya 5 dakika 10 dakika uğraşarak kendi stilini oluşturursun. İki, ta, iki türlü yol var önünde. Tamam yani bunu denklem çözerek ezber metoduyla problem çözmek seni hiçbir zaman kurtarmaz. Hiçbir zaman başarıyla götürmez. Ya kendi stilini kendin bulacaksın ya da başkalarından stil çalacaksın ve ona göre soruları çözeceksin. Başkalarından stil çalmak daha önemli. Yani ben bir problemi çözerken daha önce problem çözümünü görüp de beğendiğim belki 3 4 tane 4 5 tane hocanın yöntemlerini harmanlayıp kendime yeni bir stil oluşturdum. Başkalarından stiller çalarak kendim oluşturdum bunu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve unutmayın, bu kendi stilinizi oluşturmak veya başkalarından stil çalmak olayından sonra bol miktarda problem sorusu çözmen gerekir. Gerekirse bir gerekirse iki tane fasikül bitir, mutlaka bitir. Tamam? Şimdi biz ilk sorumuzla bir başlayalım bakalım. Bismillah diyelim. Soruyu dikkatli bir şekilde okuyacaksın. Soruyu okuduktan sonra da önce anlamlandıracaksın. Diyeceksin ki aynı benim videoda söylediklerim gibi. Ne yapmamız gerekiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ee, acaba bunu bu şekilde yapsak mı daha kısa olur? Yoksa diğer türlü mü yapsak daha uzun olur? Bunları değerlendireceksin ve sonra çözüme başlayacaksın. Şimdi X, Y, Z biçiminde yazılan bir tarih. Z yılı. Bu ayı bu da günü göstermektedir. Aşağıdaki tabloda bazı tarihler için yıl sonuna ve ay sonuna kaç gün kaldığı verilmiştir. Mesela 1 Ocak 2017'de yıl sonuna 364 gün kalmıştır ve ay sonuna da 30 gün kalmıştır. A, B, 2017. Şimdi gençler burada da C yazıyor. Burada da 30, D, 2017. Burada da 31 yazıyor. Ve burası da 0. Şimdi burada A artı B artı C artı D toplamı kaçtır? Sanki böyle zorlayıcı bir problem gibi görünüyor ama burada sadece mantığımızı kullanacağız, tamam? Şimdi mesela 30 D 2017 tarihinde yıl sonuna 31 gün kalmış. E şimdi o zaman burası 30 kasımdır. Kasımdır. Kasımın sayısal olarak karşılığı nedir? 11. aydır. Demek ki D 11 olacak sevgili gençler. Çünkü yıl sonuna 31 gün varsa tam olarak Aralık ayından bahsediyoruz. A, B 2017'de yıl sonuna 310 gün var. Demek ki biz hani yıl sonu bir yıl 365 gün ya 365'ten hemen 310'u çıkarırsın 55 gün. Olur mu? Olur. 55 gün geçmiş demek ki. E şimdi 31 gün Ocak'tan geçti. Tamam mı? Ne demiştik? Biz 55 gün geçti demiştik. Demek ki 24 günde Şubat'tan geçmiş. 24 günde Şubat'tan geçmiş. Demek ki biz Şubat'ın 24'ündeyiz sevgili gençler. O halde ben buraya 24 2 2017 yazabilirim. Demek ki sevgili gençler A 24'müş B de 2'ymiş. Bunu da bulduk. Peki C ay sonuna ne kadar gün var? Şubat ayı 28 gündür diyor. Ay sonuna kaç gün vardır ayın 24'ündeysek? 4 gün vardır. C de 4'müş demek O halde A artı B artı C artı D kaçtır diye sorulmuş. Şimdi A 24'tü. B kaçtı arkadaşlar? 2 idi. C kaçtı? Ha şunları kapatmayı unutmuşuz. Kusura bakmayın. Tabii ben yazıyorum ama siz okuyamıyorsunuz. A 24'tü. B 2'ydi. C 4'tü. D de 11'ti. Hadi toplayalım bunları. 24, 2 daha 26, 30. Ve burası daha yani 11 daha 41 yapar. Cevap da adama seçeneği olur diyebiliriz sevgili gençler. Üçüncü sayfamızdayız. Aşağıda 5 tane kart var. Ve her birinin bir yüzü pembe, diğer yüzü beyaz renktedir. Şimdi bu ne demek oluyor? Hemen... Gündelik hayattan düşüneceksiniz. Elinizde sanki 5 tane iskambil kartı var. Ve bir önü pembe diğer yüzü beyaz. Aylin her hamlesinde yan yana duran 2 tane kartı ters çevirip kendi yerlerine koyacaktır tekrardan. Buna göre Aylin en az kaç hamlede tüm kartların rengini aynı yapabilir. Burada kart olarak düşünmek zor. Dolayısıyla ben bunlara pembe, beyaz, pembe, pembe, pembe diye harf atadım. Tamam şu görüntü şu an şunu diyor bize. Peki Birinci hamlemde, birinci hamlemde ben e, hangilerini yer değiştirsem bir bakalım. Şununla şunun tamam mı ters düz etsem. Yani pembe, pembe, beyaz ve sonra burası yine pembe, burası yine pembe. Bakın B'yi P yaptım, P'yi B yaptım. Bu birinci hamle sonuç, Bu birinci hamlemiz. Peki ikinci hamle de hocam. Bu sefer şu ikisini yer değiştirmek istiyorum. Pembe ile pembeyi değiştirirsem ne olur? Beyaz, beyaz. E burası zaten beyazdı. Burası pembeydi. Burası da pembeydi. Bu ikinci hamlemiz. Üçüncü hamlede de artık gördünüz hepiniz. Pembe ile pembe. Beyaz, 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 beyaz olur. Hepsi beyaz oldu mu? Kaçıncı hamlenin sonunda hepsi beyaz oldu? Üçüncü hamlenin sonunda hepsi beyaz oldu. Dolayısıyla cevabımız da 3 oldu sevgili gençler. Şimdi burada... Ne hız problemi, ne yaş problemi, ne işçi problemi bu hiçbir şeydi. Bu sayısal mantık problemi sevgili gençler. Tamam. Bir de hani şunu düşünün. Hiçbir şekilde bu konuları bu şekilde bölmelendirerek anlatmak hoş değil. Neden? Çünkü senin önüne sınavda, bak bu hız problemi, bu da yaş problemi, bu da işçi problemi, bu da sayısal mantık problemi diye önüne koymuyorlar. Dolayısıyla sen hangi problem neye ait olduğunu da şu an e, kafanda şekillendirebiliyorsun. Geçtim. 120 sayfalık bir kitabı 6 günde okuyan Elif. 120 sayfalık bir kitap 6 günde okunuyormuş. Güzel. Hemen kendimizin 120 sayfalık kitabı 6 günde okuduğumuzu düşünüyoruz. İlk ve son gün eşit sayıda kitap okunmuş. Şimdi o zaman burada iş şeye gidiyor. Birinci, ikinci gün, üçüncü, dördüncü gün ne kadar okunmuştur'a gidiyor. Ben şöyle diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diyeyim. Tamam mı? Bunlar günler. Birinci günle altıncı gün eşit sayıda kitap okunduysa, sayfa okunduysa burada x sayfa, burada da x sayfa okunmuştur deriz. Sıkıntı yok. İkinci ve beşinci günlerde de eşit okunmuş. O zaman ben burada Y sayfa, burada da Y sayfa okunmuştur diyeyim. Üçüncü ve dördüncü günlerde de eşit okunmuş. Demek ki burada Z sayfa, burada da Z sayfa okunmuştur diyebiliriz. Elif son iki günde toplam 10 sayfa kitap okumuş. Son iki gün şurası. Tamam Ve burada toplam kaç sayfa okunmuş arkadaşlar kitap? 10 sayfa. Diyor ki, üçüncü gün kaç sayfa kitap okumuştur? Bak şu an soru bitti. Şu an soru bitti. Çünkü Buradaki y ile x'in toplamı 10 sa buradaki y ile x'in toplamı da sevgili gençler 10 yapar. E şimdi düşünün 10 sayfa burada 10 sayfa buradaysa toplam 20 sayfa ilk 2 gün ve son 2 gün okunmuştur. Geriye de kitap 120 sayfa olduğu için demek ki şu 2 gün 3. ve 4. gün toplam 100 sayfa kitap okunmuştur derim. 50'sini burada 50'sini burada okumuştur deriz ve cevap da Edirne seçeneği olur. Bu kadar basit yaklaşacaksınız arkadaşlar soruya. Ve şunu sakın unutmayın. O kalem elinizde duracak ve sayfaya değecek. Yani sen problemi gözümle çözeyim, aklımla çözeyim, biraz düşüneyim yoluyla ilerlersen çok vakit kaybedersin. Tamam. Geçtik 5'e. Burak bilgisayarında masa üstündeki A adlı klasörü ve bazı alt klasörleri incelemiş. Aşağıda bu incelemeye ilişkin görüntüler ile e, alt klasörlerden bir kısmının boyutları da verilmiş. Şimdi burada A klasörü var. A klasörüne tıklıyoruz ve karşımıza A klasörüne ait ders notlarım ve sorularım diye iki tane klasör çıkıyor. Ders notlarıma tıklamış. Ders notlarına tıklayınca özetler ve konular diye iki tane öğe çıkıyor. Konulara tıkladığı zaman da matematik ve diğer diye iki tane dosya çıkıyor. Matematiğe tıkladığı zaman da 9. sınıf ve 10. sınıf diye iki tane dosya çıkıyor. Sağ taraflarında bazılarının boyutları da yazıyor. A ve özetler klasörünün boyutları oranı 30 olduğuna göre ders notlarım kaç megabaytlık bir klasördür? Yani A'nın boyutu bölü özetlerin boyutu tamam mı? Özetlerin boyutu oranı 30'muş sevgili gençler. O zaman ben özetlere nerede özetler? Bakın burada. Ben bu özetlere x dersem A 30x olacaktır. Doğru mu? Doğru. Pekala. Ders notlarım kaç megabaytlıktır? Ders notlarım nerede arkadaşlar? Şurası soruluyor bize. Şimdi gelin bakalım şu olaya. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey yapabiliriz. Ben matematiğin içerisine girdiğim zaman 9. sınıf ve 10. sınıf diye iki tane klasörle karşılaşmıştım. Bu klasörler toplamda 700 artı 800 megabayttan 1500 megabayttır. Doğru mu? Doğru. O zaman matematik klasörü tek başına 1500 megabayttır. E şimdi 1500 artı 500 de 2000, e, 2000 megabayt yapar. Demek ki Konulara tıklamıştı ya hani konularda 2000 megabaytmış arkadaşlar. E buraya da biz x megabayt demiştik zaten. E peki 2000 megabayt artı x megabayt ders notları mı verecek bize? Ders notlarım 2000 artı x megabayttır diyeceğiz. Ve a klasörü de a klasörü 2000 artı x artı 900 megabayt olacak. O halde toplayalım 2900 artı x megabayt bu bize a klasörünün boyutunu verecek. Şimdi özetler neydi? Xti demek ki ben bunu x'e bölünce cevap ne çıkıyor arkadaşlar? Özetler diyelim şöyle. cevapta ne oluyordu? 30 oluyordu. Madem öyle, 2900 artı x bölü x eşittir 30 diyeceğiz. Buradan içler dışlar çarpımı yapılabilir. 2900 artı x eşittir 30x. Buradan 2900 eşittir 29x. X kaç olur arkadaşlar buradan? 100 olur. Neyi sormuştu bize? Ders notlarım kaç megabayttır diye sormuştu. Yani şu. Ben ders notlarımı 2000 artı x bulmuştum. ve x de 100'dü. 2000 artı 100'den kaç gelir cevap? 2100 gelir. Cevabımız da bu şekilde Bursa seçeneği olur. Bakın sade sade gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Hocam ama sen bu soruları önceden çözdüğün için bu şekilde sade sade ve yavaş yavaş gidiyorsun. hepsinde doğru yapıyorsun değil mi? Diye soracak olursan da ben belki bu soruyu en son geçen sene çözmüşümdür. Ki geçen seneden bu zamana yaklaşık 30 bin belki 40 bin tane soru çözdüğüm için e, çoktan unuttum çözümünü. Sadece sorunun görsellerini hatırlıyorum, şeklini hatırlıyorum, bu kadar. Ben de şimdi sizle beraber bu videoyu çekerken ilk defa çözüyorum bu soruları. Ama neyden kaynaklı bu şekilde düzenli, sabit ve e, sade sade yavaş yavaş ilerleyebiliyorum? Ha, hocam sen de şimdi bu soruya 3-4 dakika yemişsindir Belki de 3-4 dakika geçti. Ben anlatıyorum onu karıştırma. Anlattığım için bu şekilde. Tek başıma çözsem 40 saniyelik soru belki. Ama sizin de yapmanız gereken işte bu. Bol miktarda soruyu çözüp hepsini de sade ve anlaşılır bir dille kendi, öğretmenim, kendi öğretmeninizmişsiniz gibi kendinizi anlatarak çözün gençler. Çok kıymetli bu. İnanılmaz kıymetli. Geçtim 6'ya. Bozuk olan bir bankamatik. Banka müşterisinin çekmek için ekrana yazdığı tutarı lira yerine kuruş, kuruş yerine lira algılayarak vermiştir. Şimdi demek ki bu adam e, A lira B kuruş çekmek istemiş bankamatikten bu kadar yazmış. Banka buna ne kadar vermiş? B lira A kuruş vermiş. Bir yanlışlık var ortada. Pekala. Müşteri gittiniz A lira B kuruş yazdınız ama bankamatik size B lira A kuruş verdi. Şimdi müşteri bunu da fark etmemiş müşteri büyük ihtimal. Müşteri çektiği paralarla 52 lira 47 kuruşluk bir alışveriş yaptığında kalan parası çekmek istediği tutara eşit olmuştur. Hayda. Şimdi burada bir duracağız. Bakın diyor ki müşteri şu kadar banka buna bu kadar verdi ya bankanın verdiği bu da çekmek istediği çekmek istediği diyelim. Bankanın verdiği parayı almış ve üstüne bir de gitmiş 52 lira 47 kuruş alışveriş yapmış ve geriye kalan para üstü aslında çekmek istediği tutara eşitlenmiş. Eşit olmuş. Ve güzel. Bu güzel bir şey şu an. Denklemimizi kurduk çünkü. Neredeyse soruyu bitirdik yani. Pekala. Diyor ki buna göre müşterinin bankamatikten çekmek istediği doğru tutarın kuruş kısmı TL kısmından sayısal olarak kaç fazladır? Yani çekmek istediği tutarın demiş ya Demek ki BA'dan kaç fazladır diye soruyor aslında. B eksi A soruluyor. Çünkü kuruş kısmı burası, TL kısmı burası. Peki gençler, hadi bakalım neler yapabileceğiz bir düşünelim. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? Yani şurada benim size gösterdiğim denklemi şu şekilde yazsak olur mu? B lira A kuruştan A lira B kuruşu çıkardığım zaman 52.47 kalacak diyebilir miyiz? Vallahi deriz. Bence deriz. Şimdi ben A'nın B'den daha az olduğunu biliyorum. A, B'den daha azsa yana gidip bir tane e, 1 lira almamız lazım yandan. Ve ben buradan 1 lira almışım. Çünkü A'dan B çıkmış. Ben bundan 1 lira alınca B-1 lira kalır burada. B-1'den A çıkınca 52 mi kalmış burada? Bence soruyu çoktan bitirdik. Şu eksi 1'i atın bakayım karşıya. B-A kaç olur? 53 olur. İşte cevabımız budur. Cevap Denizli olur sevgili gençler. B-A sorulmuştu bize. Kuruş kısmı, lira kısmından ne kadar fazladır diye sormuştu. B-A'yı bulmam yetecekti bana. Ve ben bu şekilde B-A'yı buldum sevgili gençler. Geçtim. 7 soruma, 7 sayfama, 7 6 sorum sanırım. Bir, bakın bu da karışım problemi yüksek ihtimal. Bir tuz-su karışımının yüzde A'sı tuz, yüzde B'si su, başka bir tuz karışımının da yüzde A'sı sudur. Biraz karışık gibi değil mi? Hemen resmedebilirsiniz bir tane karışımımız var. Bunun yüzde A'sı tuz ve yüzde B'si su. Bu kısmında bu karışımın da sevgili gençler yüzde A'sı neymiş? Suymuş. Güzel. Bu iki tuzlu sudan aynı anda aynı miktarda özür dilerim. Aynı miktarda karıştırılırsa oluşan karışımın yüzde kaçı tuz olur diye sorulmuş. 25 var, 40 var, 50 var. A ve B'den herhangi biri verilmeden bulunamaz var. A ve B'den, A ve B verilmeden bulunamaz var. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Gençler, işin ilginç tarafı gözünüze zor da gelebilecek bir soru. Neden? Şaşırtıcı bir soru. Çünkü soruda hiç sayı yok. Ama şıklara baktığınız zaman 3 tane sayısal değer var. 25 var, 40 var, 50 var. Aynı zamanda şaşırtıcı da bir soru. Peki bir bit yeni olabilir mi? Yani sayısal bir sonuç bulabilir miyiz bu şekilde sayı olmayan bir soruda? Şimdi bir irdeleyelim bunu. Bakın bu tuz su karışımıdır. Ve bu tuz su karışımı olduğu için sevgili gençler yüzde A'sı tuzsa bakın A'sı tuzsa B dediğimiz sayı 100 eksi A olmak zorundadır. Neden? Çünkü tuz su karışımı var. Yani tuzu aldığım zaman geriye sadece zaten su kalacak. Tamam mı? E burada da yüzde a'sı suysa a'sı suysa demek ki tuz dediğimiz sevgili gençler bakın şurası suydu. E şimdi o zaman tuz kısmı da nedir? 100 eksi a'dır. Doğru mu? Doğru. Şimdi diyor ki bize aynı miktarda karıştırılırsa. E gelin biz bunları hepsini aynı yere atalım o zaman. Yani aynı miktarda diyor ya. E ben bunların hepsini de aynı miktarda gibi düşünüp ikisini de bir kaba boşaltayım. Hepsini. Olur mu? Olur valla. Peki toplamda 100 bunda var dedik. 100 de bunda var mililitre diyelim biz buna tamam mı? İkisini toplamda karıştırdık ve toplamda 200 mililitrelik bir karışım elde ettik. E güzel. Bundaki tuz miktarı neydi sevgili gençler? A. Bundaki tuz miktarı 100 eksi A'ydı. Ben 100'den A'yı 100 eksi A ile A'yı toplarsam ne kadarı bunun tuz olur? 100'ü tuz olur. Ne kadarı su olur? 100 eksi A ile A'yı toplarsam 100'ü de su olur. E şimdi 200 mililitre karışımın yüzü tuz, yüzü de suysa sevgili gençler yarı yarıyadır. Demek ki yüzde 50'si tuzdur diyebiliriz. İşte bu şekilde sayısal bir veri vermemesine rağmen bizim burada olayı koparan hamlemiz e, sayıyı bulduran hamlemiz hangisi oldu? Şu B'yi 100 eksi A diye yazabilmek oldu. Bunu akıl edebilirsek bunu yapabiliriz. Tamam. 100 eksi A yazmadan da bulabilirdim. Ama Kafandaki o düşünce yollarını ne kadar temizlersen o kadar rahat edersin. Anlaştık. Geçtim 8'e. Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filminde Benjamin Button 64 yaşında bir bebek olarak dünyaya gelmektedir. Hayatı kronolojik olarak tersten yaşayan Button 10 yıl sonra yaşı kendi yaşının 1 bölü 6'sının 3 fazlasına eşit olan Daisy Fowler ile karşılaşmıştır. Yıllar sonra yaşları birbirine eşit olduğunda evlenmeye karar vermişler. Buna göre Batın ve Daisy evlendiklerinde Daisy'nin yaşı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Batın 64 yaşında dünyaya geldi ve kronolojik olarak tersten yaşıyor. Peki Batın 10 yıl sonra kaç yaşındadır arkadaşlar? Batın 10 yıl sonra 54 yaşındadır. Ve kendi yaşının yani 54 yaşının 1 bölü 6'sının bunun 1 bölü 6'sının 3 fazlası. 54'ü e 6'ya bölün sevgili gençler 9. 9 3 daha kaç yapar? 12 yapar demek ki Daisy 12 yaşındaymış. Yani Batım 10 yaşındayken, aslında 54 yaşındayken, ama dünyaya gelir 10 yaş olmuşken, Daisy 12 yaşındaymış. Dünyaya gelir 12 yaş olmuş, 12 yıl olmuş. Peki yıllar sonra yaşları birbirine eşit olduğunda da evlenmeye karar vermişlerdir. Şimdi bakın, birisi 12 yaşında, birisi de 54 yaşında. Bunlar ne zaman yaşları birbirine eşit olur? Birisi geriye doğru gidiyor yaşı, birisi ileriye doğru gidiyor. Ve hepsi de zaten bir sene yaşlanıyor. Birisi bir sene gençleşiyor, öteki bir sene yaşlı, yaşlanıyor. Peki o zaman nasıl yaparım? Aritmetik ortalamasıdır değil mi tam ortadaki sayı? Yani 12 ile ben 54'ü toplarım, 2'ye bölerim. Olur biter. 66 bölü 2'den 33'tür. İkisi de 33 yaşındayken evlenmeye karar vermişlerdir. Diyor ki Button ve Daisy evlendiklerinde Daisy'nin yaşı kaçtır? 33'tür diyebiliriz. Anlaştık mı sevgili gençler? Olay bu. Pekala. Devam ediyoruz sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz da: İdil annesinin 24. yaşını kutlayacağı günde doğmuştur. Yani anne anne 24 yaşındayken İdil daha yeni doğmuş. Yaşı yok. Buna göre kaç tane yaş günü kutlamasında anne ve İdil'in yaşları oranı tam sayı olur diye sorulmuş. Şimdi anne 25 yaşına geldiğinde İdil 1 yaşında olur. Bu bir tam sayıdır. 26'ya girdiğinde idil 2 yaşında olur tam sayıdır. 27'ye girdiğinde idil 3 yaşında olur tam sayıdır. 28'de 4 yaşında olur tam sayıdır. 29'da 5 yaşında olur tam sayı değil. 30'da 6 yaşına girer ve tam sayıdır. 31'de sevgili gençler 7 yaşına girer ve tam sayı değildir diye devam edeceğiz. Doğru mu? Peki bunu saymanın daha kolay bir yolu yok mu? Daha kolay bir yolu şu şekilde var. İdil x yıl geçer x yaşında olur. Annenin x yıl sonraki yaşı da 24 artı x olur. Annenin yaşının 24 artı x'in idilin yaşına oranı x'e oranı bir tam sayı olması isteniyor. Şimdi şurayı bir unutabiliriz. Şimdi buradan şimdi saysak nereye kadar gideceğiz? Belki 100 yıl sonrasına kadar saydık bir şeyler gelmedi. Yani bunu da zaten 48'e kadar sayabilirdik. Onu da söyleyeyim. Çünkü 48'in yarısı olan 24 Aralarında hep 24 yaş fark olacak çünkü. 20, 20, 48 maksimum 48 bölü 24'ten 2'ye eşit olabilir. 2'den sonra da zaten yaşları bir araya gelemeyeceği için eşit olamayacakları için zaten sayamayacaktık. Ama biz bu şekilde yapalım. Bunu da sevgili gençler 24 artı x bölü x bölü x diye parçalayabilirsiniz. 24 bölü x artı x bölü x 1. Bunun bir tam sayı olmasını istiyoruz. Eğer ki burası bir tam sayı iken ben bu 1'in üzerine ancak bir tam sayı eklersem sonuç bir tam sayı olur diyeceğim. Yani 24 bölü x'i tam sayı yapan x'leri kontrol etmemiz lazım. Burada 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 6 olur ki zaten az önce bunları da bulmuştuk. 8 olur, 12 olur ve sevgili gençler son olarak 24 olur. Başka bunu tam sayı yapan bir sayı var mı? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayı için tam sayı oluyorsa o halde cevabımız da 8 olur diyebiliriz. İşte mesela bunu biz bol miktarda nerede öğrenmiştik? Bölen sayılarında öğrenmiştik. Bölen sayılarında bunları öğrenirken problemlerde kullanabileceğimizi de düşünmüştük aslında. Bakın şimdi problemler sorusunun içerisinde yaş problemi normalde yaş problemin içerisinde biz bölen sayılarındaki formülü kullandık ve bunu bu şekilde çıkardık. Ve ilk denediğimiz yol yani şurada sildiğimiz yolda sevgili gençler baktık ki bu böyle uzayıp gidiyor. Uzu, uzayıp, gidiyorsa yanlış yoldayız Bakın doğru cevabı buldurabilir. Sıkıntı yok. Ama uzayıp gidiyorsa yanlış yoldayızdır. Ama cevabı doğru buldursa da yanlış yoldayızdır. Çünkü senin vakit kaybına ihtiyacın yok. Senin vakte ihtiyacın var. Anlaştık. 10. sayfamızdayız gençler. Yeni açılan bir mağaza ürünlerinin eğer ki 1 bölü 3'ünü satarsa geriye bu kadar ürünü kalıyor. 1 bölü 4'ünü satarsa da geriye bu kadar ürünü kalıyor. Buna göre mağazanın başlangıçtaki ürün sayısının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş bizlere. Şimdi şöyle diyelim. Bu mağazanın sevgili gençler 1 bölü 3'ünü sattığı takdirde 2 bölü 3'ünün kaldığını biliyoruz geriye. 1 bölü 4'ünü sattığı takdirde de geriye 3 bölü 4'ünün kaldığını biliyoruz. Doğru mu? Pekala. Şimdi ben geriye kalan ürünler bir bu bir de bu olduğuna göre ben bunların paydalarını bir eşitleyeyim. Burayı 4 ile burayı da 3 ile genişleteyim. 4 ile genişletirsem 8 bölü 12'si kalmıştır. 3 ile genişletirsem 9 bölü 12'si kalmıştır diyebiliriz. E peki şimdi biz bunu bu şekilde düşünecek olursak. Burada 8K tane ürün kalmıştır. 12K'dan 8K kalmıştır. 9, 12K'dan da 9K tanesi kalmıştır diyebiliriz. Şimdi gelin bakın burada bir artı x'imiz. Burada bir eksi x'imiz var. Eğer ki şunları toplamayı başarabilirsek bu x'lerden de kurtuluruz mantığıyla 8k artı 9k'nın toplamının 17k olduğunu biliyoruz. 17k eşittir. Şu ikisini bir toplayalım hadi. <laughs> Toplarsak eğer 1190 gelecektir. 1190 geldi. Peki gençler her iki tarafı 17'ye bölelim. 17'ye böldüm. K 17'ye böldüm. 70 geldi. Demek ki K 70'miş. Benim başlangıçta Başlangıçtaki ürün sayısı demiş ya ne kadar ürünüm olduğunu kabul etmiştim ben 12k tane. Demek ki 12k soruluyor. 12k da 12 kere 70'tir. Bu da 840'tır. Bunun rakamları toplamı sorulmuş. 8 artı 4 artı 0'dan cevabımız 12'dir diyebiliriz. Böylelikle cevap Ceyhan seçeneği olur dedik. Bence güzel şık bir soruydu. Eğer ki <laughs> şu yöntemlere girseydik işin içinden çıkamazdık bakın. Buna 8K olduğunu buldunuz. bunu 9K olduğunu buldunuz. 8'e 9'u oranlayıp bununla da bunu oranlarsanız işin içinden çıkan, çıkılmaz bir hal alabilirdi sorun. Haberiniz olsun. Geçtim 11. sayfama. Sadece buzdolabı ve fırın bulunan 4 katlı bir beyaz eşya deposunun her katında buzdolapları için 18 tane yer, fırınlar için 6 tane yer ayrılmıştır. Bakın 4 katlı bir beyaz eşya deposu var. Her katta, her katta sevgili gençler 18 tane fırınla e, buzdolapları için 6 tane de fırınlar için yer ayrılmış. O zaman şöyle diyebiliriz. 1 2 3 4 tane katımız var ve 18 tane buzdolabı, 6 tane fırın. Gene 18 tane buzdolabı, 6 fırın. Gene 18 buzdolabı, 6 tane fırın. Ve gene 18 tane buzdolabı, 6 tane fırınlık yer var. Peki diyor ki tüm bu yerler boşken tırlarla buzdolapları ve fırınlar gelmiş. Gelen eşyalar depoya en alt kattan başlanarak kendine ayrılmış yerlere konulacak ve katta ürüne yer kalmadığında üst kata geçirilerek yerleştirilecektir diyor. Yani altları doldurmadan üst tarafa geçme diyor. Tamam yerleştirme başladıktan sonra bir T anında ilk iki kat dolu yani şunlar dolu bunlar dolmuş sevgili gençler. Üçüncü katta üç dördüncü katta dokuz beyaz eşyalık boş yer olduğu görülüyor. Buna göre bu T anında Depoda bulunan fırın sayısının rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş bizlere. Şimdi burada kaç tane yer kalmış 3. katta? 3 tane. Doğru mu? 3 tane boş kalmış. Burada da 9 tane beyaz eşyalık yer kalmış. Boşluk yer kalmış. Pekala. Bu T da depoda bulunan fırın sayısının toplamı. Depoda zaten 6 artı 6 kesinlikle 12 tane fırın zaten var. Doğru mu? Depoda bulunan fırın sayısının rakamları toplamı. Hmm, düşünelim. Burada 3 tane boş yer. Burada 9 tane boş yer vardı. Ee, bunların hepsi dolmuş dedik değil mi? Yerleştirme başladıktan sonra bir teyana da ilk 2 kat dolu. 3. katta 3, 9. katta 9 beyaz eşyalık boş yer olduğu görülüyorsa. Teyana depoda bulunan fırın sayısının rakamları toplama. Rakamları toplamı sorulmuş. Güzel. Ben de 12 tane fırın var. Zaten şıklar 12'den düşük olamaz diyecektim. Zaten rakamları toplamı soruluyormuş. Güzel. Şunu şöyle işaretleyelim. Tamam. Şimdi 12 tane fırınımız zaten kafadan var. 36 tane buzdolabımız zaten kafadan var. Şimdi burada 3 tane boş yer kalmış. Demek ki 18 buzdolabı yani yukarıya da eşya yerleştirilebildiğine göre ya 18 tane buzdolabının hepsi dolmuştur ya da 6 tane fırının hepsi dolmuştur. Şimdi varsayalım ki buzdolabı buraya gelmemiş ya da 18'den daha az gelmiş. 6 tane fırını doldurduktan sonra diğer fırınları yerleştirmek üzere üst kata geçmişler diyelim. Ben buraya toplamda 24 tane boş yer var ya. 9 tane boş yer bırakmak için 24'ten 9'u çıkarırım. 15 tane beyaz eşya yerleştirmek zorundayım. Eğer 15 tane beyaz eşya yerleşiyorsa buraya. Buradaki buzdolapları sayısını ben daha doldurmadan üst kata geçemeyeceğim için. Demek ki fırınlar doldurulup üst kata geçilmemiş. Buzdolapları dolduğu an üst kata geçilmiş diyebiliriz. Güzel. Şimdi o zaman şurayı da sildim. Şöyle biraz temizleyelim. Bakın. 18 buzdolabı. 6 tane fırın dolmamış aslında. 18 tane buzdolabı dolmuş ve burada 3 tane fırın vardır deyip üst kata geçilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Ve üst kata geçildiğinde de şuraya 15 tane buzdolabı konulmuş. Hiçbir tane fırın yoktur. Böylelikle burada 9 tane boş yer kalır. Burada da 3 tane boş yer kalmasını istiyorduk. Demek ki 18 tane buzdolabının yanına 3 tane de fırın konulmuştur demiştik zaten. Şimdi burada hiç fırın yok dördüncü katta. Üçüncü katta üç tane, ikinci katta altı, birinci katta altı tane var. Toplamda on beş tane fırın konulmuştur. E bunun rakamları toplamı soruluyor bize. Bir artı beş, altı yapar sevgili gençler. Cevap denizliydi. Geçtim bir diğer soruma. Diyor ki, B noktasında bulunan erdeniz ile A noktasında bulunan köpeği bir oyun oynayacaklardır. Erdeniz ile köpeği şekildeki hızlarla birbirine doğru koştuklarında... C'de karşılaşıyorlar. Yani bu 2V ile bu da V ile koşarsa burada karşılaşıyorlar. O halde şöyle diyebilir miyiz? Bu V ile bu 2V ile koşuyorsa yapılan hızla alınan yol doğru orantılı oldukları için bu V ile K kadar yol aldıysa bu 2V ile 2K kadar yol alır diyebiliriz. Güzel. Erdeniz ile köpeği şekilde hızlarla birbirine doğru koştuklarında C'de karşı aynı yöne doğru koştuklarında ise köpek Erdeniz'i D'de yakalıyor. Yani burada yakalıyormuş. CD 60 metre sevgili gençler. Yani şu kısım 60 metre olduğuna göre e, AB kaç metredir? Bakın şöyle diyeceğiz. Bu 2V ile koşuyor. Aynı sürede bu da bu tarafa doğru V ile koşuyor diyeceğiz. Yani aslında bakarsanız, aslında bakarsanız bu X kadar yol aldığı zaman bu 2X kadar yol alacaktır da diyebiliriz. E peki hala bu şimdi burada ne kadar yol almış? 60 eksi k kadar yol almıştır diyebiliriz. Çünkü burası k idi burası 60'tı. Erdeniz'in aldığı yol 60 eksi k. Köpeğinin aldığı yol ise 3k artı 60 eksi k. Yani 2k artı 60 diyebiliriz. E şimdi bunun aldığı yola eğer ki ben x dersem bunun aldığı yol hızından kaynaklı 2x olacaktır. Demek ki bu bunun 2 katı. Demek ki ben bunu 2 ile çarpacağım. 120 eksi 2k 2K artı 60 eşit olacak. Buradan 4K eşittir 60 diyeceğiz. Ve K eşittir 15 olacak. Şimdi bizden istenen şu. AB kaç metredir? AB 2K artı K'dan 3K'dır. K'da 15'ti. 3 kere 15 45 yapacaktır. Cevap da Ceyhan seçeneği olacaktır diyebiliriz. Geçtim gençler 13. soruma. Irmak toplam 100 lira tutarında kitap alışverişi yapacak. İnternetten sipariş vermek isteyen Irmak değişik koşullar sunan aşağıdaki kitapçılardan hangisini seçerse daha karlı bir alışveriş yapmış olur. Şimdi Irmak'ın alacağı kitabın fiyatı 100 lira olsun. Irmak eğer A'daki seçeneği seçerse %20 indirim. 100 liradan 20 lira indirirsek kitap 80 liraya düşecektir. B şıkkında %10 indirim ve sonrasında indirimli fiyat üzerinden bir %10 indirim daha. Yani ilk %10 indirimde kitap 90 liraya düşecek. 90'ın %10'u da 9 olduğu için 90'dan 9, lira daha azaltacağım ve 81 liraya düşecek. Demek ki şu an A daha karlı. C şıkkı %15 indirim önce 85 liraya düştü. Sonrasında indirimli fiyat üzerinden de %5 indirim. Şimdi 85'in %5'i nedir? 85 çarpı 5 diyelim. Bakalım ne gelecek. Buradan sevgili gençler 425 gelir. Yani 4 lira 25 kuruş daha indirim yapılacakmış. 85'ten 4 lira 25 kuruş düşersem 80.75'e düşecek kitabın fiyatı. D şıkkında %5 indirim ve indirimli fiyat üzerinden %15 indirim. Yani önce 95'e düşüreceğiz diyor. Daha sonrasında 95'in %15'i diyor. Şimdi bakın şunu asla unutmayın. Biz şunu biliyoruz. Hepimiz bu kanıya vardık. Şuraya bakıyorsun. %10 artı %10 indirim %20'nin yerini tutmuyor. %15 artı 5 ikisinin toplamı 20 ama gene %20'nin yerini tutmuyor. 5 artı 15 20 ama Yine %20'nin yerini tutmayacak demek ki. Dolayısıyla bu gitti, bu gitti, bu gitti. Şu an en karlısı A. Irmak seçeneklerden herhangi biriniz tercih edebilir. Bu zaten yanlış oldu. Cevabımız Adana seçeneği olacakmış. Bu kadar basit. Şunu sakın unutmayın. Mesela bir ürün var. %100 indirimli fiyatla alıyorsunuz. Ne kadar alırsınız? Bedavaya. Bir ürün var. %50 artı %50 indirimle alıyorsunuz. 25 liraya alırsınız sevgili gençler. Çünkü o ürün 100 liraysa %50 indirim kazanırsanız 100, 50 liraya düşer. Bunun üzerinden bir %50 daha kazanırsanız 25 liraya düşecektir. Yani çeyreğini düşecektir. Ama siz direkt olarak %100 indirim alırsanız zaten ürün bedavaya gelmiş olacak. 0 liraya almış olacaksınız. Tamam. Geçtim 14'e. Bir kayak merkezindeki bir otelin bir ayın kaç gününün kar yağışlı olup olmayacağına göre doluluk oranı aşağıdaki doğrusal grafiklerle gösterilmiştir. Mavi kar yağmazsa pembe de kar yağarsa. Örneğin bu ayda 30 gün kar yağarsa ay boyunca oteldeki otelde kapasitenin %50'si kadar kişi kalacaktır diyor. Yani kar yağarsa şuraya geldik 30 gün kar yağarsa ay boyunca oteldeki kapasitenin %50'si kadar kişi kalacaktır deniliyor. Otel 200 tane yatak kapasiteli ve aynı anda 200 kişi konaklayabilmekte. Yani 200 tane yatak var 200 kişi her yatakta bir kişi yatıyor. Bu ayda 9 gün kar yağarsa otelde ay boyunca A kişi 15 gün kar yağmazsa otelde ay boyunca B kişi konaklayacağına göre B eksi A kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu bir ay boyunca 9 gün kar yağsın. Tamam mı? Ay boyunca A kişi kalacakmış. Ve 15 gün kar yağmazsa da otel ay boyunca B kişi konaklayacağına göre. Şimdi 9 gün kar yağarsa 9 gün yağar ise e, bu ayda 30 gün demiş ya. Demek ki 21 gün yağmaz. 21 gün yağmayacak. Pekala. Burada sevgili gençler 10'dan 50'ye çıkmış değil mi? 9 gün yağarsa e, kar yağdığı takdirde bu kar, kar yağışı olduğunda sevgili gençler 200 tane yatak kapasitemiz olduğunu unutmayın. 30 gün boyunca kar yağdığında burası 40 artıyorsa. 40 artıyorsa tamam mı? 9 gün kar yağarsa ne kadar artar diye bir soralım. 40 kere 9 kaç yapar? 360 Böyle 30 dersem eşittir. 12 yapar. Demek ki %12'si %12'si yatakların dolacak bu 9 gün boyunca. E, 21 günde yağmayacak diyoruz. Yağmadığı duruma bakacak olursak 30 gün boyunca yağmazsa burası da %50'den %10'a düşüyor. Gene 40'lık bir şey var. Nedir onun ismi? Azalış var. Tabi burası %12 dediğime bakmayın. Biz burada 12'lik bir artış. %12'lik bir artış. Yani şurası 12 artacak. Yani 10'dan 22'ye çıkacak diyebiliriz. Dolayısıyla burada %22 dememizde fayda var. Es geçmeden önce. 21 gün yağmaz ise bunu hesaplayalım şimdi. 30 gün yağmadığı takdirde ne kadarlık bir müşteri kaybımız var? 40. Peki 21 gün yağmazsa ne kadar olur? Bunu hesaplayalım. 21 çarpı 40 bölü 30 diyeceğiz. Şu sıfırlar gitsin. Şunu da şuna bölelim. 7. 4 kere 7 28 yapar. 50'den 28'i çıkardığımız takdirde de bakın 50'den 28'i çıkardık. Gene 22. Demek ki 9 gün yağdı 21 gün yağmadı. %22 %22 toplamda zaten hani 28 çıkardık buradan o da %22 yaptı. Demek ki bunların ortalaması da %22 olacak. Yani 9 gün kar yağarsa ay boyunca A kişi kalacak demiş ya %22'si kalacakmış yani 200 çarpı %22'sini hesaplayacağız 22 bölü 100 Bu da kaç gelir? 44 Demek ki A 44'müş sevgili gençler Şu 44 olacak Peki Şimdi geçelim bir diğerine 15 gün kar yağmazsa demiş Yani 15 gün yağar 15 gün yağmazdan bahsediyoruz Bir de bunu hesaplayalım bakalım 15 gün yağarsa eğer 30 gün yağdığında 40 kadar müşteri kazanıyorsak 15 gün yağdığında ne kadar? 20 kadar kazanırız ve ona 20 eklediğimiz takdirde de sevgili gençler burası ne olur? 30. 15 gün yağmazsa 30 gün yağmadığında 40 kaybediyorsak 15 gün yağmadığında da 20 kaybederiz diyeceğiz. 50'den 20'yi çıkardık gene 30. Demek ki buradaki doluluk oranında %30 olacak. 200'ün %30'u lazım. 200 çarpı 30 bölü 100. Danabar 60 yapar. Şimdi demek ki burada da sevgili gençler B 60'mış. Diyor ki B'den A'yı çıkar. 60'dan 44'ü çıkardığınız takdirde cevap Adana olur diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda A ve B adaları arasındaki vapur hatları gösterilmiş. Her daire farklı bir adadır ve A adasından B adasına aktarmalı olarak ulaşılabilmektedir. Bakın A'dan B'ye aktarmalı olarak ulaşılabilmekte. Buna göre şekildeki adalardan en az kaç tanesinde vapur seferleri durmuş olursa A adasından B adasına gidilemez denmiş sevgili gençler. Şimdi A'dan B adasına gitmeye çalışıyoruz biz. Bunların her biri birer ada. En az kaç tanesinin vapur seferi durursa A adasından B adasına gidilemez diye sorulmuş. Biz şimdi mantık yürüteceğiz. Sayısal mantık sorusu diyebiliriz artık buna. Mesela ben şu yolu yani şu seferi ve şu seferi iptal edersem B'ye gidemem. Ama ben diyorum ki burada iki tane seferi iptal etmek yerine bu iki seferde önce buraya gidiyor ya. Ben sadece şurayı iptal etsem bana yeter diyeceğim. Neden? Çünkü burayı iptal edersem buradakiler çalışsa ne olur zaten B'ye gidemez. Dolayısıyla şu ikisini sildim. Çünkü en az demiş bize. Kırmızıyla gösterdiğimiz iptal olursa kesinlikle B adasına bu yollardan gidemez. Pekala. Başka. Şimdi Şuraya baktığınız zaman şu yolda şuraya gidiyor. Bu yolda buraya gidiyor. Eğer ki ben şurayı iptal edersem, burayı iptal edersem şuradan gelen adam şurayı zaten gelemez. Doğru mu? Doğru. E peki aynı şekilde burayı da iptal etmem gerekiyor. E şuradan yola çıkarsak da bakın burada yol ikiye ayrılıyor. Burada yol ikiye ayrılıyor. Şimdi burada yol ikiye ayrıldığı için burada tek seferde çıkıyoruz, ikiye ayrılmış. Ben direkt şurayı iptal edersem şu ikisine zaten gidemez. Hani hem burayı hem burayı hem burayı iptal etmek zorunda kalmayız. Başka bu şekilde olan var mı? Şimdi ben diyorum ki ister şurayı iptal edeyim. Hani buradaki gibi değil miydi hocam? Bu ikisini neden iptal ettik derken derseniz zaten iki taneyle yola çıkıyoruz. iki tane de ulaşıyoruz. Dolayısıyla ben gidip ister buradaki iki tanesini iptal ederim. ister buradaki iki tanesini iptal ederim. Hiç sıkıntı değil. Şu an B'ye giden tüm yolları tıkamış oldum. 1, 2, 3, 4 tane yolu eğer vapuru ben iptal edersem bu adam A adasından B adasına gidemez deriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfama. Bir cegeti bir usta 10 saatte hemen yazalım usta 10 saatte bir tane ceket çıkarıyor. Çırak ise hemen çırak zaten usta varsa bir soruda çırak da vardır. 15 saatte dikebiliyormuş. 15 saatte bir tane ceket dikebiliyor. Yapılan işler bu. Usta ve çırak bir gün boyunca ayrı ceketler üzerinde çalışınca... Ayrı ceket. Aynı ceket üzerine değil, ayrı ceketler üzerinde çalışınca... Dikimi tamamlanmış toplam ceket sayısı n oluyor. Pekala. Buna göre dikimi için gerekli olan işlemleri... Ceket dikimi için gerekli olan işlemleri... Usta ve çırak birlikte yaparak aynı ceket üzerinde çalışsalardı... Bir gün boyunca yapılacak çalışma sonucunda dikilecek toplam ceket sayısı aşağıdakilerden hangisi olurdu diye sorulmuş bize. Şimdi bir düşünelim. Bir gün çalışırsa eğer ikisi de bu 24 saat içerisinde 2 tane ceket çıkaracaktı. Çünkü 20 saatte 2 ceket yapacak 30 saatte 3 ceket yapardı. Demek ki bir günün içerisinde 2 ceket yapabiliyor. Bu da 24 saatin içerisinde bir tane 15 saat olduğu için bu da bir tane ceket üretebiliyor. Toplam 3 tane ceket üretilebilir diyeceğiz sevgili gençler. Eğer ayrı ceketler üzerinde çalışırlarsa. Peki bunlar aynı ceket üzerinde çalışırlarsa. Bir ceketi önce kaç saatte yapar bunu bulacağız ikisi de. Birim zamanda yapılan iş 1 bölü 10. Diğerinin birim zamanda yaptığı iş ise 1 bölü 15. Ben bunları toplarsam eğer burayı 3 e, ile burayı 2 ile genişletelim. Yukarısı 5 aşağısı 30 yapar. Ve bu da 1 bölü 6'ya eşittir. Demek ki 6 saatte bir ceketi ikisi beraber çalışarak yapabiliyorlar. Aynı ceket üzerinde. O halde 6 saatte bir ceket çıkıyorsa 24 saatte yani bir günde sevgili gençler 4 tane ceket çıkarabilirdi. Az önce ayrı ceketler üzerinde çalışarak 3 tane ceket üretebiliyorlardı. Şimdi aynı ceket üzerinde çalışarak 4 tane ceket üretiyorlar. E bu ense bu kaçtır? En artı 1'dir. O halde cevabımız da Bursa seçeneğidir diyebiliriz. Yani burada Bizim yapmamız gereken şimdi şu kısmı herkes yapabilirdi. Şu kısmı herkes yapabilirdi. Burada bizim dikkat etmemiz gereken ikisi beraber çalışırlarsa kaç saatte bir tane ceket çıkarırlar bunu bulmak olacaktı. Bunu da bu şekilde bulabilirsiniz zaten soruyu siz yalayıp yutmuşsunuzdur demektir. 17. sayfamıza geçtik. Yukarıda verilen kutuların içindeki giysilerin renklerini görmeyen Levent her kutudan A tane giysi seçiyor. Yani bundan A tane, bundan A tane, bundan A tane giysi seçtireceğiz biz Levent'e. Peki buna göre A en az kaç olursa Levent aynı renkten bir tane kravat, bir tane gömlek, bir tane de pantolon kesinlikle seçmiş olur diyoruz. Şimdi burada şunu düşünmeyin. En az diye sormuş hocam işte. Dolayısıyla bir tane bundan mavi alırım, bir tane bundan mavi alırım, bir tane bundan mavi alırım. Yalnız istediğimizi alamıyoruz. Elimizi daldırıp çıkarıyoruz. Görmüyoruz içinde ne olduğunu. O halde ne yapmamız gerekiyor? Biz arkadaşlar kendimizi en şanssız durumda hissedeceğiz. Ve olabildiğince, önce olabildiğince çok olanları ya da az olanları şimdi bakalım duruma göre bitirmeye çalışacağız. Mesela ben ışıkların en küçüğü de 6. 6 tane seçmiş olsaydım her kutudan. Mesela birinci kutudan 5 tane mavi kravat, bir tane sarı kravat seçilebilirdi. Şanssızız hepsi aynı renkte gelmiş. Yani farklı renkte gelse zaten her kutudan 3 tane seçsek gelecek zaten ama biz kendimizi şanssız hissediyoruz çünkü kesinlikle seçilmiş olmasını istiyoruz. Peki ikinci kutuya elimi de aldırdım. Bu sefer de 5 tane mavi bir tane kırmızı geldi. Üçüncü kutudan da hayaksi bu sefer mavi gelmedi çünkü mavileri ikilemiştik. Bu sefer de 4 tane sarı 2 tane kırmızı geldi. Şu an sarıdan 2 tane, kırmızıdan 2 tane, maviden 2 tane seçenek var. Demek ki 6 olamıyor. Peki 7 olsa? 5 tane mavi seçtim. 2 tane sarı seçmiş olabilirim. Yani çekmiş olabilirim. Burada 5 tane mavi, 2 tane kırmızı çekmiş olabilirim. Burada 4 sarı, 3 kırmızı seçmiş olabilirim, çekmiş olabilirim. Gene üçleyemedik. Peki 8 olsa sevgili gençler? Bakın. 5 tane mavi, 3 tane sarı çekelim. 5 tane mavi 3 tane kırmızı çekelim. Burada sarı ve kırmızıları bitirsek dahi 4 tane sarı 3 tane kırmızı 7 etti. Bir tane de mecburen mavi çekmemiz lazım. İşte ancak bu şekilde biz en az her kutudan 8'er e tane çekersek eğer mecburen bir rengi üçlemiş oluruz. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan'dı. Geçtim 18'e. Aşağıda özdeş şişeler ve doluluk oranları verilmiş. A şişesindeki suyun bir kısmı C şişesini doldurmak için kullanıldıktan sonra kalan su B şişesine dökülüyor. Buna göre son durumda B şişesinin doluluk oranı ne olur? Hemen şunu yapacaksınız. 3, 2 ve 4, bunların ortak katı 12. Eğer 12 ise, şurayı 12 yapmak için 4 ile çarptık, 4 bölü 12. Burası 12 bölü 6 bölü 12 diyeceğiz. Burası da sevgili gençler, 9 bölü 12. Şimdi o zaman ben burada 4x kadar Burada 6x kadar Burada da 9x kadar su vardır diyeceğim Şu pay kısımlarındakini baz aldım Şimdi şurayı doldurmak için ne kadar su lazım? 3x kadar su lazım Burada 4x kadar su vardı 3x'ini buraya kullandık ve doldurduk Doldurduktan sonra kalan x'i Şuraya koyacağız ve burası da x kadar daha dolmuş olacak e 6x vardı kaç oldu? 7x oldu O zaman 7x bölü 12x'i doludur diyeceğiz Cevap da 7 bölü 12 olacak İşte bu kadar Basitti sevgili gençler. Geçtim 19'a. Dünyanın bir bölgesinde yaşayan hayvanların yumurtlama döneminde bıraktıkları larva sayıları ile bu larvaların yavruya dönüşme oranını araştıran bir çalışmanın sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Timsah toplamda 100 tane larva bırakıyor ve yavruya dönüşme oranı A bölü 20'ymiş. Yılanın 400 tane larvasından %10'u, kurbağanın 2000 larvasından %B'si kaplumbağanın 200 tane larvasından %25'i yavruya dönüşebiliyor. Bu yumurtlama döneminde, dönemi sonunda oluşan kurbağa yavrularının sayısı timsah yavrularının sayısının 8 katıdır. Şimdi kurbağa e, yavrularının sayısına bakacak olursak 2000'di. 2000'in %B'si timsah yavruları 100'dü. 100'ün A bölü 20'sinin 8 katıdır. O zaman yazalım bakın. 2000'in %B'si eşittir. Timsahların yani 100'ün A bölü 20'sinin 8 katına eşitmiş sevgili gençler. 8 katıdır demişti. Timsah ve kurbağa yavrularının toplam sayısı. 100 çarpı A bölü 20 ile tamam mı? Kurbağa yavruları şunlar. Yani 2000 çarpı B bölü 100'ün toplamı. Yılan ve kurbağa yavrularının toplam sayısına eşittir. Yılanın toplam yavru sayısı 400'ün %10'u 40 yapar sevgili gençler. Artı kaplumbağaların sayısı da 200'ün %25'i de sevgili gençler 50 yapar. Demek ki bu ikisinin toplamı da 90'mış. Şimdi biraz ortamı güzelleştirelim. Nasıl güzelleştiririz? Sadeleştirerek. Bizden A artı B isteniyor. Şu 2 sıfır gitti buradan gitti 20 tane B. Artı hatta eşittir özür dilerim. Eşittir. 100'ü 20'ye böldüm. 5, 5 kere 8, 40. 40 tane B'ye eşit demek ki sevgili gençler B eşittir 2. Şurası A olacak özür dilerim. Şurası A sevgili gençler. B eşittir 2 tane A her iki tarafı 20'ye bölünce bu geldi. Peki burada 20 ile bunu sadeleştirirsem 5A kalır. Şunu da şunu sadeleştirirsem 20B olur. O da eşittir 90'mış. Şimdi 20B 40A değil miydi? Buraya 40A yazabilirim o zaman. Ve 45 tane A da 90'a eşit olur. A da kaçtır sevgili gençler? 2'dir. A 2 ise B kaçtır? 4'tür. Güzel. A artı B sorulmuş bize. 2 ile 4'ün toplamı 6 yapar diyebiliriz. Şimdi buna meşakkatli soru diyebiliriz. Uzun soru diyebiliriz. Sıkıntı yok. Ama bence çözüm itibariyle yukarıda çözdüğümüz mesela sayısal mantık sorularının bazılarından daha çok daha çok çok daha kolay bir soruydu. Geçtim. Bir diğer soruma arkadaşlar 20. sorudan e, sonraki soruları bir başka videoda çözelim. Çünkü gayet detaylı ve açıklayıcı anlattığım için e, video süresi çok uzun oluyor. Bu da sizi yorabilir. Dolayısıyla farklı bir videoda çözelim. Sen de o iki video arasında biraz mola verebilirsin böylelikle. Bir cep telefonunun kullanım kılavuzunun teknik özellikler bölümünde aşağıdaki açıklama vardır. %100 şarjlı iken pil 64 saat kullanım sağlar. Diğer doluluk yüzdelerinde bu, bununla orantılı kullanım sağlar. Ayrıca bu 64 saatlik süre ilk bir yıl kullanım için geçerlidir ve sonraki her yıl hemen önceki yıla göre pilin bu kullanım süresi %50 azalmaktadır. Bu telefonu kullanan biri 5. kullanım yılının bir anında karşılaştığı yandaki pil uyarısında bir şey dikkatini çekmiş ve geçen yıl bu zamanlarda aynı doluluk oranını gördüğüm uyarılarda hep Y saat yazıyordu demiştir y eksi x kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakınız. Yüzde 64 saatti. Değil mi? Şimdi birinci yılda yüzde yüzde 64 saatse ikinci yılda 50 azalıyorsa 32'ye düşer. Üçüncü yılda sevgili gençler 16'ya. Dördüncü yılda 8'e. Ve beşinci yılda ise 4 saate kadar düşecektir günlük kullanım. Pekala, 5. senesinde 4 saatti. Ama bu %100 doluluk oranı için 4 saat. Peki %75 doluluk oranı için kaç saattir? X saat olsun. E şimdi düşünelim. Ben şunu 25'e böldüm. 3. 25'e böldüm. 4. E 4'e 4 ise 3'e 3'tür o zaman. Demek ki şu an şu sırada 3 saatlik bir pili var. Şimdi gençler Y eksi x sorulmuş ya bize Burada şunu da hesaplayabilirsiniz %100'ü Bir önceki yıl 8 saat iken %75'i kaç saattir deyip buradan bunu 6 saat bulabilirsiniz içler dışlar çarpımıyla ya da Zaten bir sonraki yıl %50'sine düştüğü için e bu yıl 3 saat ise geçen yıl 6 saattir e Buraya y ise bu da x'ti Dolayısıyla y eksi x farkı kaçtır 3'tür diyebiliriz sevgili gençler evet Artık bu videoyu noktalayalım. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Problemler 2 videosunda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.